Hareket başladı. Tamam, ben öldü. Yandı, trampa. Elektrik yok mu? Yok, tamam, yok. Seninle misafir var. Bir de bizim onların parkesi gelişmelerin yaşandığı bir gün, bir süreç yaşadık. Bu süreç tarihteki yerini aldı. Bu süreçle ilgili birçok olay konuşuldu, telefon edildi, üzerinde yorumlar yapıldı. Ancak iki tane olay daha ön plana çıktı. Onlardan birisi sizlerin de malumu Ramazan davulunun kaldırılması. İkincisi de caminin mühürlenmesi olayı. Değerli arkadaşlar, Ramazan davulunun kaldırılması olayı bomba etkisiyle düştü. Belediye Başkan Yardımcısı Sayın Ozan Onur'un Hıfzı Sıha Kurulu'na teklifiyle Ramazan davulu kaldırıldı. Hemen o haberin akabinde Sayın Ozan Onur'u ilçe başkanı olarak aradım. Kendisinin bana ifadeleri aynen şöyleydi. Benim Hıfzı Sıha Kurulu'nda devleti temsil eden Sayın Kaymakam Ali Mantı'nın diğer idarecilerin olduğu bir kurulda böyle bir teklifim olmamıştır. Hatta davulcuların mağduriyetlerinin giderilmesi konusunda nasıl bir çözüm üreteceği konusunda da sorun da olmuştur. O nedenle bunu bizim üzerimize yıkmaya çalışmalarında anlamıyorum. İdi. O toplantıda bulunan yine Cumhuriyet Halk Partisi'nden yönetim kurulu üyemiz, temsilci arkadaşımız Sayın Atakay'la da bu konu üzerinde görüş sorduğumda Kaymakam Bey bu konuda siyasilerin bu işe karışmamaları, dolayısıyla altında kalabileceklerini ifade etmesini anlattı. Orada AKP'li 3 tane yönetici arkadaşım da oldu. Dolayısıyla bu işin
siyasilerin dışındaki iradeyle tecelli ettiğini söylüyor. Şimdi durum böyleyken ardından peş peşe neredeyse siyasilerin tamamı bu konuyla ilgili görüşlerini açıkladılar. Eylem mi yaptılar? Biz görüşümüzü açıkladık. Ramazan davulunun kaldırılmasını teklif de etmedik. Hatta bu konu gündeme gelseydi biz Ramazan davulunun imsak saatinin bir saat kadar çalınması koşuluyla uygun olacağını da açıklamamızda deklar ettik. Sayın Havuççak milletvekilimizin de bu konuda görüşü net basında yansıdı. Yani o zaman bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Sayın Kaymakamımız bu konudaki açıklamasını yaptı. Sonra bu haberi yapan yerel basındaki arkadaşlarımızdan, duayenlerimizden bir abimizin köşe yazısıyla da bu işi birazcık abarttık şeklindeki ifadesi bence son derece önemli. Gelelim geçen haftanın ön plana çıkan ikinci konusuna. Cami kapatma olayı. Değerli arkadaşlar. Şimdi burada iki tane bakış açısından bahsetmek istiyorum. Şimdi haberin istendiğinde nasıl yönlendirildiğini de ifade edeceğim bu şekilde. Şimdi bir haber ortaya koyarsınız. Bandırma Belediyesi camiyi mühürledi dersiniz. Toplumun tepkisi patlıyor. Bu haberi ben size yazayım isterseniz. Gerçi gazetecilik benim işim değil ama örnekleme açısından söylüyorum. Parti yönetmeni örnekleme açısından. Yazsaydı yazıyı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla Bandırma Belediyesi camiyi mühürledi. AKP nasıl bir yer alırdı arkadaşlar? Doğru mu? Doğru. Yani bu cami mühürleme olayı sadece belediyede çalışan arkadaşlarımın özgür iradesiyle alakalı değil. Takdir edersiniz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yazısına istinaden o da Sayın Sedat Peker'in açıklamalarında da belirttiği gibi caminin ibadete açık olan alanını engellemeyecek şekilde bugün Sayın Sekreterimle birlikte çok merak ettiğim mühürü ve yazıyı görmeye gittiğimde bütün aramalarımıza, taramalarımıza rağmen son çıkarken izini bulduğumuz duvarda gördük arkadaşlar. Kapıda değil. Yani caminin gidip gördüyseniz alt katı şu anda ibadete açık. Üst katında çalışmalar yapılıyor. Üst katına çıkış merdiveni oraya bu ilan yapıştırılmış. Buyurun basılmış. Yani böyle yönlendirildiği gibi, servis yapıldığı gibi değil. Peki başkanım sormak istiyorum. Tabii. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın emriyle geldi dediniz. Evet. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın emriyle o mühür basıldı dediniz. Evet. Sonra tekrar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir yazı mı gönderdi de mühür kaldırıldı ertesi gün? Hayır. Şu anda, demek ki bu inisiyatifindeydi belediye. Şu anda bu eğer yanılmıyorsam daha önceki adı Tekbir, şu andaki de ismi Yıldız, evet, Yapı Denetim Şirketi'nin faaliyetlerindeki aksaklık nedeniyle Şehircilik ve Çevre Bakanlığı'nın bu firmanın yapmış olduğu inşaatlardaki lisansının iptal edilmesi gerekçesiyle bu inşaatı devam eden yerlerini yeni bir firma bulana kadar faaliyetlerinin durdurulması şeklindedir. Yani başkanım haberin içinde var mı? Neredeyse yapı denetim firmasının işinin tamamen bittiği noktadadır cami. Bunun öncelikle altını çiziyorum. İçinin teşrifatı yapılmaktadır şu anda. Yani bina, kolon, binanın temel unsurlarını etkileyecek herhangi bir çalışmanın şu anda olmadığını eğer gidip bakarsanız göreceksin de arkadaşlar. Dolayısıyla o mühürün oradan kaldırılması herkesi rahatlatmıştır.
Evet de yine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yazı mı geldi? Ben bunu merak ediyorum. Yani demek ki belediyenin inisiyatifinde bir durumdu bu kaldırılmasılar. Zaten, zaten 82 tane aynı şekilde yine bu Yıldız Yapı Denetim'le ilgili mühürleme olayı kullandırmadı. Bu 82 taneye de aynı şekilde yani kullanım alanlarını engellemeyecek şekilde mühürlemeler yapılmıştır. Amaç bu 82 tane insanı mağdur etmek değildir. Çözüm üretmektir. Bu arkadaşlara da yeni bir firmalar anlaşın demiştir. O süreç yaşanıyor. Bence çok büyük sıkıntı yok bu konuda. Şimdi değerli arkadaşlar, dün yine yerel basınımızda Sayın AK Parti İlçe Başkanı Eşref Kasapoğlu'nun bir gün önce Dursun Vizan'ın çivi çakıyoruz söyleminden istinaden açıklamaları var. Ben bu açıklamalar üzerinde de sizlerden kamuoyunun bilgilendirmesi adına duyarlılık bekliyorum. Ama tabii bunu yaparken de birlikte okuyup, birlikte değerlendirmenin yapılmasını da sağlıklı olacağını düşünüyorum. Eğer izin verirseniz şöyle bir okuyarak bu konudaki Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı olarak görüşlerinin ne olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi Sayın Eşref Kasapoğlu sözde satan değil alan belediye olacaklardı. Bandırma Belediye Başkan Yardımcısı Dursun Vizan basında ve belediye resmi sitesinde yer alan tüm engellemelere rağmen hizmetlerimize devam edeceğiz açıklamasına AK Parti İlçe Başkanı Eşref Kasapoğlu'ndan tepki geldi. Belediye yönetiminin yetersizliğini engelleme edebiyatı örtbas etmeye çalıştığını söyleyen Kasapoğlu yönetiminin Bandırma'ya zaman kaybettirmekten başka bir şey iş yapmadığını ifade ediyor. Şimdi arkadaşlar, Bandırma Belediyesi geçen süreçte ne yapmıştı? İki tane tekel binasını özelleştirme idaresinden kamu yararına tahsis adına alındığı bir dönemde 2,5 trilyon lira para yatırarak bu binaların kapılarını almıştır. Satmış mıdır? Almıştır. AKP döneminde Sayın Eşref Kasapoğlu'nun ilçe başkanı olduğu partinin 2004-2009 döneminde iki tane benzin istasyonuna çıkarttırmayla satılmıştır. Bunlar Bandırma Belediyesi'nin bütçesine katkı olarak yazılmıştır. Biz hemen yerel yönetimi aldığımızda bölümümüzü açabilmek için şu anki belediye binasının yanındaki itfaiye binasının benzin istasyonu olması konusundaki çalışmaları yaptık. Tam ihaleye çıkaracaktık. Ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar? Adnan Pakta numarası dahi vererek oraya haciz yaptı. Bu bir engelleme değil mi arkadaşlar? Ben de başta bu arada ilgili imza kampesine toplamıştım maalesef. Kimler benzin istasyonu ama engelleme yani arkadaşlar. Tekel binalarının bir tanesini Bandırma Belediyesi'nin bir kuruşu dahi gitmeden yıktık. İçindeki çıkacak demirlerin bedeli karşılığında. Ne oldu? Yargıya gidildi arkadaşlar. Burası dediler ki kamu yararına tahsil edildi. Dolayısıyla siz burada hiçbir iş yapamazsınız. Engellendik mi? Engellendik. İki tekel binası da oldu. Olmayan şeyin edebiyatını yapıyorlar diyor Sayın Başkan. Bu yönetim iktidara geldiklerinden beri yol yapıyoruz dediğini söyleyen Eşref Kasapoğlu, Bandırma'nın hala pek çok bozuk yolun bulmasını nasıl açıklayacaklar diye soruyor. Şimdi arkadaşlar, 2004 yılı ile 2009 yılları arasında Bandırma'da bir altyapı çalışması yapıldı. Bırakın sokakları, ana arterler dahi
köstebek yuvası gibiydi. Şimdi yanan süreçte neredeyse %70-%80 Bandırma'nın her sokağına, her ana arterine girilerek yol problemlerinin büyük ölçüde çözülmüş olduğunu görüyoruz. Sanırım Eşref Kasapoğlu gezmiyor işlerin yoğunluğu nedeniyle. Ya da hafızası silindi. 3-4 sene öncesini hatırlamıyor. Bu bir gerçek. Şimdi biz diyor tekel binalarını yargıya götürmekle diyor engelleme yapmadık. Hukukun yapılacak hukuksuzluğun önüne geçmek için yaptık diyor. Sayın Eşref Kasapoğlu hangi partinin ilçe başkanı soruyorum. Hangi hukuktan bahsediyor? Ülkesi cezaevlerini yazarlarıyla içeri attırmış. Neredeyse AKP karşıtı herkesi bir vesile içeri sokmuş. Katillerin son yasayla dışarıya çıktığı ama haklarında henüz bir suç isnat edilemeyen iki tane halkın seçtiği milletvekilinin içeride tutulduğu hangi hukuktan bahsediyor Eşref Kasapoğlu? Bu hukuk sistemi Eşref Kasapoğlu'na göre olabilir. Ama biz Cumhuriyet Halk Partileri için asla olamaz. Diyor 5 yıl boyunca İller Bankası'ndan işte 45 trilyon milyon para anlatırken 46-700 falan bir rakamlardan bahsetmiş Sayın Eşref Kasapoğlu. 2004 yerel seçimlerinde hiç unutmuyorum arkadaşlar. Şu anda kulağımda çınlıyor. Sayın Cemal Öztay'la da zaman zaman karşılaşıyordum. Her siyasi propagandasında mutlaka Bandırmalılara şu mesajı veriyordu. Biz iktidara geldiğimizde, yerel yönetimi aldığımızda Bandırma'nın su borcunu sileceğiz. Silindi mi arkadaşlar Bandırma'nın su borcu? Halen Türkiye'nin en pahalı suyunu içiyoruz. Bırak silinmesini, halen borçları ödeniyor. Faiziyle birlikte ödeniyor. Değerli arkadaşlar, itham etmek kolay. Ama itham etmek farklı şey, doğruları söylemek farklı şey. Siyaseti yapacaksak adam gibi yapmalıyız. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek. Yanlış bilgilendirmenin bir gün elinde sonunda dönüp dolaşacağını ve kendi vuracağını mutlaka herkesin bilmesi gerekiyor. Çivileri resim sergilemek için mi kullanıyorsunuz demiş Sayın Kasapoğlu. Kültürden sanattan anlamayan bir iradeleri var. Ben öğrendim abi. Karşıda dikilen sanat eserini ucube edildiler, yıkıldılar. Yani buradaki etkinlik 25 tane yakın etkinlik düzenlendi. Hiçbirinde yer aldıklarını da tahmin etmiyorum, görmedim. Yani sanata bu kadar duyarsız olan arkadaşların sanat hakkında eleştiri yapmasını da çok hoş karşılamıyorum. Üslup doğru değil. Önce gel sanatın içine gir. Orada sanatçı arkadaşımızın nasıl alın terin döktüğünü, göz nurunu nasıl önündeki tabloya işlediğini gör. Ondan sonra da sanatçı hakkında, sanat hakkında eleştirini yap. Böyle uzakta durmakla sanatçı, sanat etkinlikleri eleştirilmez arkadaşlar. Değerli arkadaşlar, biz Bandırma İlçe Teşkilatı olarak, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilçe başkanı olarak kamuoyunu sürekli doğru bilgilendireceğiz. Bilmediğimiz konuda konuşmayacağız. Boş da konuşmayacağız. Söylediğimiz her şeyin altı mutlaka doğru olacak.
Konuşmadım. 3,5 aydır konuşmadım. Ama artık bunun kaçınılmaz olduğu ortaya çıktı. Çünkü meydanı boş bıraktığın zaman meydanı birileri girip dolduruyor arkadaşlar. O kadar kolay değil bu işler. Teşekkür ediyorum. Sağ ol. Bu konuyla ilgili kayıtsız olmadığımı da bir şekilde bilgilendirmiş oldum arkadaşlar. O şeyle ilgili, davulla ilgili Ozan Başkan açıklama yaptı. İşin ikinci tarafı o camla ilgili. Açar sana ben orada yazıyor işte Bey Bakanlık'tan gelen her şey var orada zaten. Sizin gazetelerin kimse var mıydı? Neyi açarsak? Biz yaptık haber benim haberim var. Yok, var mıydı sizden toplantıda? Sizden bir arkadaş. Sevgili abicim, o haberi yapan benim. O haberi iki gün sonrasını okursan... O toplantısın var mıydı son soru? Sevgili abicim, ben varlığımı demiyorum ki zaten. Onunla ilgili açıklama... Nasıl bir yönlendirme haberi yaparsın zaten? Bir dakika abi, öyle değil o. Haberi açıp okursan Cemal Öztürk'ün açıklaması o haber. Benim haberim değil o. Açarsın o.